parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki bütün aydınlık yüzleri, aydınlık düşünceye sahip insanları kendi saflarında birleştirerek, bütünleştirerek bu seçimi mutlaka alma gibi bir görevle karşı karşıyadır. Ben bu doğrultuda, bu anlayışa o kadar inanıyorum ki ve bizim adaylarımız, aday adaylarımız kendi aralarında hiçbirini değersiz kılmadan ve herkesi eşit değerde taşıyarak, birlikteliği sağlayarak, örgütümüzün bütün organlarıyla güç birliği yaparak biz bu seçimin galibi olacağız. Ve buna adım gibi inanıyorum. Biz bu seçimin birincisi olacak. Bunu olacağız. Buna niye inanıyorum onu size söyleyeyim değerli arkadaşlar. 1989 seçimlerinde yaşadığımızda Türkiye'de bize hiç kimse inanmıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamayız diyorlardı. Ve bütün anketler %57-60'ı gösteriyordu. Dalan %57-60 deniyor. Daha fazla. Daha da fazla efendim. Ercan Bey doğru. Daha da fazla. Dolayısıyla değerli arkadaşlar öyle bir algıydı ki eğer biz Bağcılar'da, eğer biz Kağıthane'nin tepelerinde, eğer biz Kartal'ın gül suyunda, eğer biz diğer gecekondu semtlerinde, geri bırakılmış semtlerde, yoksul insanlarda hala yeterince oy alamıyorsak bu onların suçu değil, bu bizim suçumuz. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Dolayısıyla yüzümüzü halka dönmek zorundayız. Yüzümüzü çalışan insana dönmek zorundayız. Yüzümüzü yoksul insana dönmek zorundayız. Partimiz bu kararı verdi. Hepimizin gözü aydın olsun. Partimiz en yakın sürede 28 Mart'ta ya da 29 Mart'ta seçim programını açıklayacak. Değerli arkadaşlar, bizim partimizde çok basit tartışmalar da yapıldı geçmişte. Efendim, bir file dolusu erzağa oy verilir mi gibi gereksiz tartışmalar yapıldı. Bunu yapmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu halk bilinçli bir şekilde AKP tarafında sadaka kültüründe boğulmuştur. Bu halk yoksullaştırılmıştır. Bu halk elbette ki karnını doyurmak için devlete el açacaktır. Ama onlar insanları kul durumuna getiriyor devlete karşı. Bizim öyle bir görevimiz yok. Biz insanlara insan gibi yaklaşmak zorundayız ve insanların yoksulluğunu, insanların ötekileştirilmişliğini ortadan kaldırmak için devletin bir görev olduğunu ilan etmek zorundayız. Yani yoksulluk bir insan hakkıdır. Onu ortada kaldırmak bir insan hakkıdır. Eğer bir insan işsizse, eğer bir insan geçimini sağlayacak para bulamıyorsa, olanak bulamıyorsa, onun o insan hakkı teslim edilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi söylüyor. Diyor ki, kardeşim bu devlet yoksula yardım ederken onu hakir görerek yapmayacaktır. Onun hakkı olduğu için ve şu ana kadar AKP ne yardım yapmışsa biz devlet olarak onun iki kat yardımını ona teslim edeceğiz. İşte bu. İnsan hakkıdır bu. Bunu teslim edeceğiz diyor. Ve dolayısıyla bu çok olumlu bir adımdır. Ve bu adımın oluşması için de bir nebze o çorbada tuzum varsa kendimden mutlu hissediyorum. 2 yıldır bunun kavgasını verdim. 3 yıldır bunun kavgasını verdim. Ve nihayet meyvelerimizi alacağız. Emekliye 2 maaş ikramiyeyi taahhüt etti genel başkanımız. Bu gerekliydi. Bu gerekliydi. Değerli arkadaşlar, biz bundan 4 yıl önce 2011'de mazotu 1 lira yapacağımız dediğimizde ve bunu kamuoyuna duyurduğumuzda çıktı bugünkü Cumhurbaşkanı, ki tırnak içerisinde toplumun Cumhurbaşkanı olmaktan çıkmıştır. O artık belli bir kesimin adamı şeklindedir. Çıktı dedi ki karşılığını nerede bulacaksınız? Biz bunu izah edemedik. Çok açık söylüyorum, izah edemedik. Ve halka o konuda düşüncelerimizi anlatamadık, aktaramadık. Bakın size bir örnek vereceğim. Ki bu çalışma sonucunda çıktı ortaya. Değerli arkadaşlar, bu hükümet halkımızı tarımdan koparmıştır. Bu hükümet hayvancılıkta koparmıştır halkımızı. Doğu'da, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, Güney'de, Kuzey'de, her tarafta halkımız tarım işletmeciliğinden uzak tutulmuştur. Hayvancılık öyle bir hale gelmiştir ki artık milyonlarca baş hayvan yurt dışında ithal edilerek Türkiye hayvancılık konusunda dünyaya nam salan bir ülke olmasına rağmen bugün
hayvan ithal edilen duruma düşmüştür. Saman ithal edilen duruma düşmüştür. Ve buğday ekili alanlarımız tam 20 milyon dönüm civarında bir büyük ölçekte kaybedilmiştir. Bugün dışarıda neredeyse Türkiye'de ürettiğimizden daha fazla buğday ithal eden duruma düşmüşüz. Dolayısıyla tarım ürünleri ve gıda ürünleriyle ilgili değerli arkadaşlar, yurt dışına 37 milyar lira para ithalat için ödüyoruz. O 1 liraya indireceğimiz dönemde bütçeye yük ne kadardı biliyor musunuz? 9 milyar. Bakın 9 milyar bütçeye yük, 37 milyar yurt dışına at. Ve biz bunu izah edemedik. Ama bugün bunu izah edeceğiz. Çünkü kadrolarımız bu noktada oldukça donanımlı hale geldi. Ve halkın sorunlarıyla ilgili, halkın problemleriyle ilgili, gelecekle ilgili projelerimiz hazır. Partimiz buna hazır. Ve dolayısıyla bizim o noktada hiçbir sıkıntımız yok. Başına bir iş getiriyoruz. Bir iş adamı AKP'ye karşı bir görüş belirttiğinde bilin ki bir gün sonra vergi memurları kapısının önündedir. Demokrasi mücadelesi konusunda işçilerimiz, hak arayan insanlarımız bu haksızlığa karşı sokağa çıktığında, hak talep ettiğinde Gezi direnişi ortadadır. Gezi direnişinde gençlerimizin üzerine komalarla gittiler, bombalarla gittiler, gaz bombalarıyla gittiler ve orada gençlerimizi katlettiler. O yetmedi, 11 tane gencimizin gözlerini çıkarttılar. O yetmedi, 150 tane insanımızın kolunu, bacağını kırdılar ve o insanları protezlere mahkum ettiler. Demek ki demokrasi konusunda da bunların bir arpa boyu ilerlediğini söylemeyiz. Tam aksine, değerli arkadaşlar, öyle bir anlayış ki bizim her şeyimize karışıyorlar. Nefes almamıza karışıyorlar. Yaşamımıza karışıyorlar. Kadınlarımızın günlük her şeyine karışıyorlar. Affedersiniz, çocuk yapmadan tutun, etek giymelerinden tutun, hamile kadınların sokakta gezmelerinden tutun, genç kızlarımızın, 6 yaşındaki çocuğun evlenmesiyle ilgili din adamları fetva verecek kadar aşağılık davranışa düşüyor. Partimiz bunları topluma anlatacaktır. Ve halk bunları görüyor artık. Halk bunları yaşamaktadır. Dolayısıyla AKP bundan sonra ülkeye en ufak bir şekilde fayda sağlayacak bir parti olmaktan çıkmıştır. Bu ülkeyi karanlığa götüren bir parti haline dönüşmüştür. Onun için Cumhuriyet Halk Partililere, hepimize bir görev düşüyor. 7 Haziran'da bu partiyi iptal etmek görevi. Ben bütün arkadaşlarımı, bütün dostlarımı bu noktada üzerine düşeceğine inanıyorum. Bir kez daha hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni 7 Haziran'da iptal yapmaya çağırıyorum ve saygılar sunuyorum. Sayın Bunun. Bir şeyin altını çizmek için sorum yok. Bir şeyin altını çizmek için söz aldım. Şimdi bizde bir atasözü vardır. Derler ki birini iyi tanımak için ya yolculuk yapacaksın ya ortak ticaret yapacaksın. Ben Dursun Bey'i çok eskiden tanıyorum. Bir de bizim ticari ilişkilerimiz oldu. Gerek aile büyüğümüz Yüksel Çengel Bey'in, kardeşim Maci Bey'in, benim ticari ilişkilerimiz oldu. Birbirimizden birçok alışverişimiz oldu. Hiçbir gün yüksek sesle dahi konuşmadık. Çünkü hakkı hakkına teslim eden, doğru neyse onun altını çizen ve ona razı olan düzgün bir ahlağı var. Bizim de görevimiz düzgün ve ahlaklı insanları bir yere getirmek ki rahat edelim. Ben Dursun Bey'i çok uzun zamandan beri tanıyorum. Ticari ilişkimiz oldu. Ben yani cidden güvendiğimi buradaki bu duygumu belirtmek için söz aldım. Teşekkür ederim.